Mantıklı düşünmeyi ondan öğrendim. Bana dikiş yapmayı da öğretti, nakış yapmayı da, sofra kurallarını da öğretti. İnsanlarla nasıl oturup kalkacağımı da. Kısacası bugünkü benim ben olmamı sağlayan Zübeyde öğretmenimdir. Evet, o zamanları ben de çok iyi hatırlıyorum. Anne ve babanız yoktu. Evet. Size kol kanat gerdi. Evet. Ablalık yaptı diyorsunuz, belki annelik yaptı. Kesinlikle öyle. Ortaokul zamanlarımda bazen onun yanında kalırdım bazı geceler. Şimdi onu soracaktım. İlkokul bittikten sonra ne yaptınız? Nasıl ayrıldınız ondan? Zübeyde Hanım'dan. İlkokulu ben de köyde okudum. Ardından ben de ilçeye gittim. İsmet de zaten köyde beraber okumuştuk. Ardından ilçeye gittim. 16 yaşıma geldiğinde köydeki annelerim beni evlendirmek istediklerini söylediler. Evet. Zübeyde öğretmenim bunu duyduğunda çılgına döndü. Ve bana o gün yaptığı konuşmayı dün gibi hatırlıyorum. Kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kadar güçlü bir kadınsın. Alnın ak bir biçimde, ahlaklı olduğun sürece bu toprakların tümünde çalışabilir, istediğin işi yapabilirsin dedi. Kadının geri bırakıldığı toplumların geride kalmaya mahkum olduğunu söyledi. Ve bana bir söz vermemi istedi kendisine. Ondan daha ileriye gidecek, ondan daha güçlü, daha iyi bir kadın olacağım sözünü verdim kendisine. O zamanlar köyümüzde köy köy dolaşan bir evimiz vardı. Ahu ebe. Ahu ebe. Aa, adaşım. Ahu ebe. Evet, adaşınız. Ahu ebenin yanında gezmemi, ona yardım etmemi istedi. Hemşire olmak istediğimi bildiği için de beni sabah akşam çalıştırdı. Neler anlatayım ki size Ahu Hanım? Çok özel bir insan. Evet. Sadece biz değil, köydeki bütün herkesin hayatına dokundu. Sonra koptunuz mu? Sonra maalesef ben İzmir'de yatılı okumaya başladım. Meslek Yüksekokulu'nu kazandım, hemşirelik. Kendisinin sayesinde. Ardından İzmir'de bir hastanede çalışmaya başladım. Daha sonra Diyarbakır'a tayinim çıktı. Oradan da İstanbul'a. Hayat gailesi. Zaman içerisinde maalesef koptuk. Benim de vefasızlığım tabii var. Hayat o kadar keşmekeş ki. Yani bazen böyle akıp geçip gidiyor ve biz asıl yapmamız gereken şeyleri, sevdiğimiz insanları biraz es geçiyoruz galiba. Maalesef öyle. Ne büyük kayıp halbuki. Evet. Peki sonra ulaşmaya çalıştınız mı kendisine? Şöyle Ahu Hanım, ben Diyarbakır'da çalışırken çok zor zamanlar yaşadım. İstanbul'da iletişimimin hiç olmadığı anlarım oldu. O sırada telefon numarasını da kaybettim ve sonrasında kendisine bir türlü ulaşamadım. Hala öğretmenlik yapıyor mu acaba? Onun bana verdiği not hala yol göstericidir benim için. Ah, saklıyor musun hala? Evet, saklıyorum. Ben kaybettim. Size de mi? Aynı not mu bu? Bütün öğrencilerin... Köydeki bütün çocuklara verirdi bu notu. Herkes cebinde taşırdı bu notu. İlkokuldan mezun olduktan sonra ortaokula giderken bile ilçeye herkes cebinde o notla beraber giderdi. Ta ki ben yurt dışında 20 seneye yakındır çalışıyorum. Orada mühendis olarak baraj işleri yapıyorum, barajlar yapıyorum, baraj projeleri yapıyorum yurt dışında. İsveç ve Finlandiya'ya ara ara yılın belirli zamanlarında bir zamanla İsveç'teyim, bir zamanla Finlandiya'dayım. Oraya gittiğimde yapmış olduğum projelerde hatalarım dahi olmuş olsa işin içerisinden çıkamadığım zamanlarda o kağıt beni çok büyük bir şekilde rahatlatıyor ve işimi çözümlüyordu. Çok merak ettim. Çok değerli bir kağıttı. O notu. İsterseniz yanımda hemen size gösterebilirim. Bakabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Okuyabilir miyim? Lütfen. Yani seyircimiz de duyabilir mi? Tabii ki, lütfen. Ay çok heyecanlandım. Hala saklıyorsunuz. Evet, hala saklıyorum. Aynı zamanda çocuklarıma da aynı şeyi yapmak istiyorum ileride. Hala böyle bir yol gösterici sizin için. Evet, hala yol. Sizin için de. Eminim öyleyse Zübeyde öğretmenin bütün öğrencileri için herhalde geçerli bu durum. Bütün öğrencileri için, evet. Müsaadenizle okuyacağım. Lütfen. Seyircilerimiz de duysun istiyorum. Sevgili seyirciler, 10 madde var burada, 10 kıymetli madde. Sizlere okuyorum. Dürüst olacağım. Her zaman başım dik yürümek için doğru işler yapacağım. Fikrim ve vicdanım hür olacak. Öğrendiklerimi kendime saklamayacak, öğrenmek isteyen herkese öğreteceğim. Bir şeyi yapamadığım zaman moralimi bozmayacak, neden yapamadığımı düşüneceğim. Giysilerime dikkat edeceğim, yırtık olsa bile temiz olmasına özen göstereceğim. Huzurlu uyanmak için huzurlu bir şekilde uyuyacağım. Aklımı kullanarak karar verecek, vicdanımın sesini duyarak insanları dinleyeceğim. Kendimi geliştirmek için en iyi dostumun kitaplar olduğunu unutmayacağım. Bana zarar verecek en büyük şeyin cehalet olduğunu bileceğim. Muazzam. Burada da bir imza var. Sizin imzanız herhalde. Evet, benim imzam. Zeynep Hanım. Zübeyde hocamız bütün köydeki çocuklara bu kağıdı yazdırmıştır. Altına da kendiniz imzalarınızı atın diyerekten herkes imzasını bilsin diye. İmza atmayı bile çocuklara bunu öğretmiştir. Ah, ilk imzanızı da size Zübeyde öğretmeniniz öğretti. Bu şekilde yani bu kağıdı bize vererekten bizlere imza atmayı, ilk imzamızı atmayı öğretti. Merhabalar, ben Mehmet Tımar. Hayatımı değiştiren o önemli notu diplomalarım arasına gururla asmıştım. Yıllar önce Zübeyde hocamın bana verdiği o önemli notlar ve öğütleriyle birlikte hayatım değişti. Köy yerindeyiz. Tabii ki traktörler var ama onlara o kadar çok meraklıyım ki her gördüğüm yerde saatlerce onları izliyorum. O amcaların traktörü nasıl kullandıklarını izliyorum. Bir gün Zübeyde hocam o kadar meraklısın ki dedi bu traktörlere değil mi diye. Evet dedim hocam. Ama dedi onların kullanmasını biliyor musun diye bana bir soru sordu. İşte Zübeyde öğretmenimin bana sorduğu o soru hayatımı değiştirdi. Verdiği o notlar ve öğütlerle şu an ben makine mühendisi oldum ve o makineleri ben öğretiyorum. Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalarım var. Çok önemli projelere imza atacağım. İşte o soru benim hayatımı değiştirdi.